Sahneler Hocası'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Umarım her şey yolundadır. Sizlere biliyorsunuz ki TYT, AYT matematik dersleri anlatıyoruz. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yayınlıyoruz. Ayrıca pazar günleri de motivasyon amaçlı rehberlik videoları çekiyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere bir takım taktiklerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki hani futbolla ilgilenenler bilir, 3-5-2 taktikleri, 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3 gibi böyle spor yorumcularının kafalarında böyle çok yorumladıkları, bol bol konuştukları taktikler var. Bizden taktik ne? Hilmi Hoca'nın taktikleri nasıl arkadaşlar? Hilmi Hoca'nın taktiği 1-3-5-7 ya da 2-4-6 taktiği. Nedir hocam bu 1-3-5-7 ve 2-4-6 taktiği? Şimdi sizlere başarıya giden yoldaki taktiklerden bir tanesini açıklayacağım. Değerli arkadaşlar, düzenli, sistemli çalışmak bu işte çok önemlidir. Daha önceki derslerimizde, videolarımızda bunun üzerine çok durduk. Yani sizin her dersten en az iki tane soru bankası belirlemiş bir şekilde, sistemli bir şekilde ilerliyor olmanız gerekiyor. Yani diyelim biz sizlere hareket problemini anlattık. Elinizdeki soru bankalarda en az iki tanesinden çatır çutur hareket problemlerini çözmeniz gerekiyor. Peki arkadaşlar, iki kitap yeterli mi? Hocam ben iki kitap, en az iki kitap diyorsunuz da ben ancak iki kitap çözebiliyorum. İkiden fazla gidemiyorum. Çünkü en az iki demek ne demek? Hilmi Hoca size iki kitap çözün demiyor arkadaşlar. En az iki kitap diyor. Ne demek en az iki kitap? İki kitap olur, üç kitap olur, dört kitap olur. Bu şekilde ilerlemek anlamına geliyor. Hocam ben iki tane kitap çözüyorum ama 3 tane kitap çözmeye vaktim olmuyor. 3. kitabı bitiremeyecek gibiyim hocam. Ne yapacağım diyenlere işte bu taktik devreye giriyor. 2 kitabı düzenli bir şekilde çözüyorsunuz. 3. kitaba başladınız ve yetişecek gibi görünmüyor. Bitecek gibi görünmüyor. Da başlamadan diyelim tabii. Yani zamana baktığınız zaman da çok yetişecek gibi görünmüyor. O zaman işte arkadaşlar taktiğimiz şu. 3. kitaptan da ya test numaraları 1, 3, 5, 7, 9 diye giden tek numaralı testleri çözeceksiniz. Ya da çift numaralı 2, 4, 6, 8 diye gidenleri çözeceksiniz. Neden hocam? Niye böyle yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar soru bankalarının hemen hemen hepsinde, çoğunda şöyle bir taktik izleniyor. Baştan kolay testlerden başlanıyor. Kolay test, orta test, zor, hatta çok zora doğru gidiyor. Sizler diyelim başladınız, kitabın sonuna getiremediniz ama yarısında kaldınız. O zaman siz sadece kolay testleri çözmüş oluyorsunuz. Peki hocam, o zaman biz zor testleri çözelim. Arkadaşlar sadece zor testler çözmek de yorucu gelebiliyor. Yani moralinizi bozabiliyor. O nedenle ben ne diyorum? Atlayarak çözün. Yani kolaydan da çözersiniz, ortadan da çözersiniz, zordan da çözersiniz. Atlayarak gitmenizi tavsiye ediyorum. Dolayısıyla siz bu şekilde 1, 3, 5, 7, 9, 11 şeklinde ya da 2, 4, 6, 8 diye gittiğiniz zaman 3. kitabında yarısını çözmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla siz kaç kitap çözmüş oluyorsunuz arkadaşlar? 2,5 kitap çözmüş oluyorsunuz. Aynı şey şunun için de geçerli. Hocam ben bir kitap anca gidebiliyorum. Benim temelim çok zayıf. Dediğiniz gibi o kadar çok kitap çözemiyorum hocam ben diyenler ikinci kitapta bu taktiği uygularlar. Yani 1, 3, 5, 7 ya da 2, 4, 6 taktiğini kullanarak bu sefer 1,5 kitap çözmüş olurlar. Bu işte ne kadar çok kitap çözerse kar mıdır hocam? Arkadaşlar TYT için her zaman şunu söylüyorum. İki tane kitap, bilemediniz üç tane ama iki tane kitap yeterli. İki tane kitaptan sonra bol bol deneme ve problem kitapları çözmeniz gerekiyor. AYT'den kaç kitap çözeceğiz hocam? AYT'de arkadaşlar sınır yok. Hocam iki tane çözdüm, üçüncü çözeyim mi? Vaktim varsa çöz. Üç tane çözdüm, dördüncü çözeyim mi? Vaktim varsa çöz. Dört çözdüm, beşi çözeyim mi? Yeter hocam artık demiyoruz arkadaşlar. Vaktim varsa onu da çöz diyoruz. Tabii bütün bunları çözerken her zaman şunu söylüyoruz. Haftada böyle çok soru çözüyor olmuş olmak için patır kütür falan çözün demiyoruz arkadaşlar. Nasıl çözüyorsunuz? Düşünerek, sorun üzerine eğilerek, bu soruda ne demek istemişler, bu sorunun altyapısında ne var, bu sorunun ruhunda ne var. Dolayısıyla yorum yaparak, zihninizi yorarak, paldır küldür, patır kütür 3 tane kitap bitireceğinize yavaş yavaş hazmederek 2 tane kitap bitirmeniz daha mantıklı. Buradaki yavaşlık arkadaşlar, yani çözümdeki yavaşlık anlamında demiyorum. Soruyu oturtmak anlamında diyorum. Çünkü özellikle TYT sınavı bildiğiniz düşünce sınavıdır. Okuduğunu anlama sınavıdır. Kafada yorumlama sınavıdır. AYT sınavı da bu şekildedir. Ama TYT'de bu daha çok ön plana çıkıyor. O nedenle arkadaşlar kitapları çözerken, soruları çözerken ben az soru çözdüm diye bakmayın. Eğer verimli çözüyorsunuz, doğru çözüyorsunuz, üzerine eğilerek çözüyorsanız az çözmeniz de yeterli. Önemli olan vaktinizi doğru bir şekilde değerlendirmek, verimli bir şekilde çalışmak arkadaşlar. Bütün bunları siz yaptığınız zaman, çalıştığınız zaman sınavdan önceki akşam, sınav cumartesi, cuma akşamı kafanızı yastığa koyarken tatlı bir yorgunluk hissederek, evet ya ben bu sene gerçekten çalıştım, elinden geleni yaptım cümlesini kullanabilmek çok önemlidir. İşte bu cümleyi kullanabilmek için de her gün akşam kafanızı yastığa koyarken
Evet, ben bugün çalıştım, tatlı bir yorgunluk hissediyorum. Elinden geleni yaptığımı düşünüyorum cümlesiyle, hissiyle her akşam yatarsanız, sınavdan önceki akşam da o şekilde yatarsınız. Elinizden geleni yapmanızı istiyorum. Arada da böyle taktikler söylüyorum arkadaşlar. Bu taktikleri kullanın. Diğer motivasyon videolarımı da izlemenizi tavsiye ediyorum. Hepsi beraber size bir mantık vermeye çalışıyorum. Ben arkadaşlar dershanede öğrencilerime zaman zaman bunları anlatıyorum. Ama sizlerle de bunları paylaşmak istedim. Ve sınava kadar bu uzun süreçte sizlerin yanında olduğumu tekrar söylüyorum. Biliyorsunuz her ay kitap çekilişimiz oluyor. Ekim ayı çekilişimiz tamamlandı. Kitapları gönderdik. Kasım ayı çekilişimiz şu anda devam ediyor. Arkadaşlarınızı hatırlatın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve çekilişimize mutlaka katılın. Sizlere kitap desteğinde bulunalım. Instagram'daki sayfamızda Sahanyan Hoca sayfasına takip edin. Orada da zaman zaman canlı yayınlar yapıyoruz. Çok faydalı canlı yayınlar yapıyoruz. Sizleri orada da bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Taktiklere dikkat edin diyorum arkadaşlar.